Efendim, Ertuğrul Özkök'le öyle zannediyorum ki bundan 12-13 sene önce Tuhaf isimli bir kitabı çıkmıştı. O kitabının çıkmasının hemen arifesinde kitabındaki hikayelerden birini filmleştirmek üzere kendisini aradım. Aynı gün bana dönüş yaptı. O güne kadar hiç tanışmıyorduk. Sonra görüşmeye başladık. Bu yaklaşık 12-13 senelik dönem içerisinde bir tek o filmi yapamadık. Herhalde 3 ya da 4 kitap yaptık birlikte. Bir tanesini beraber yazdık. Başkaca onlarca proje konuştuk. Defalarca bir araya geldik. İyi bir ahbaplığımız oldu. Bugün de burada huzurlarınızdayız. Ertuğrul abi, senin için abi diyeceğim. Medya dünyasının rockstarı diyorlar. Ne diyorsun bu hususta? Vallahi biraz aslında ben de bir düşündüm yani. Popstar mı, rockstar mı desem ama sanırım rockstarlık daha uygun bir ünvan. Biraz önce sahneye çıkarken zaten bir de arkada sahnede falan bunları görünce böyle ben de biraz havaya girdim yani açıkçası. Şimdi hayatım hep konuşmalar yaparak geçti. Hürriyet Gazetesi'ne yöneticiyken tabii hep bana kalıyordu ve genellikle iki tür konuşma olurdu. Biri kutlama konuşmaları, biri de ölen biri olduğu zaman cenaze konuşmaları. Şimdi arkadaşlar o kadar çok konuşma yapıyordum ki karıştırmayalım diye. Gelirken bana derler de abi bu cenaze konuşması. İstersen elini tabutun üzerine konuşarak yap da karıştırma. Hepinizi bu mutlu gününüzde kutlarım falan gibi bir konuşma yapma diye. Şimdi o konuşmalardan şöyle bir tecrübe edindim ben. Günün hangi saatinde konuşma yapıyorsanız onun bir özelliği var. Hele hele böyle sabah başlayıp uzun konuşmalar, ciddi meseleler falan konuşulduktan sonra akşam üzeri saat 6'da tam böyle drink saati, insanın hayatındaki en keyifli, kendini güzel bir yemeğe veya Netflix'e hazırlayacağı bir saatte bir adam gelip konuşacak. Dolayısıyla kötü adam olmamak için gözünüzde elimden geldiğince eğlenceli şeyler anlatmaya çalışacağım size. Daha doğrusu anlatmak istediğim derdimi eğlenceli biçimde anlatmaya çalışacağım. Bunu da yıllar boyunca öğrendim. Peki. Şimdi rockstar deyince benim hayatımın en önemli şeylerinden biri rock müzik gerçekten. Pandemi öncesinde her yıl en az 2-3 büyük rock and roll konserine gidiyordum dünyada her yerinde. Rolling Stones'u belki 8-9 yerde Havana'ya kadar gidip dinledim. Rockstar dersen sevinirim çünkü rockstar olamadım. Hayatta iki şeye karşı çok beceriksizim. Bir araba kullanmak, bir de enstrüman çalmak. Allah ikisini de vermemiş. Müzikte kafamda her şey çok iyi. Bir nota atlasa anlıyorum. Ama o beynimdeki sinyal ellerime enstrüman çalma emri şeklinde gidemiyor maalesef. O yüzden de okulda bir orkestra kurmuştuk İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde. Hiçbir enstrüman çalmadığım için orkestrada bana yer yoktu. Ben de kendime menajerlik görevi buldum orada. Zaten ilk yöneticilik tecrübemi de orada kazandım lisedeyken. Evet. Ertuğrul abi, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği koltuğunda 20 sene oturdunuz. Herhalde şöyle desek de mübalağa etmiş olmayız. Sizinle birlikte de büyük genel yayın yönetmenleri dönemi kapandı. Hürriyet Gazetesi Doğan Holding'e ait bir iştirak ve tipik bir aile şirketi aslında. Ve siz suikastla öldürülmüş bir genel yayın yönetmeninin hemen ardından, Çetin Emeç'in hemen ardından o koltuğa oturuyorsunuz. Ve 20 sene aralıksız o koltukta kalıyorsunuz. Öyle zannediyorum ki sizden uzun, bir tık uzun genel yayın yönetmenliği koltuğunu sürdüren bir Abdi İpekçi var. Evet, o da Türkiye. Öldürüldü zaten. O da. Peki. Beni iki defa ıskaladılar. Peki bu kadar süre bu koltukta hem de başarılı bir şekilde, yani Hürriyet Gazetesi'nin hayatında çok dalgalanmalar yok. Genelde hep yukarı doğru bir ivme var. Bu koltuktaki hikayenizi aslında merak ediyoruz ama ilk gününüz nasıldı? Oradan bir başlayalım mı? Genel yayın yönetmenliğindeki ilk gününüz. Nasıl başladı? Genel yayın yönetmenliği ilk günüm ben paraşütle geldim gazetenin tepesine. Erol Simavi sahibiydi. Bana dedi ki bir gün gelip bana danışmanlık yapar mısın? Ben üniversitede öğretim üyesiydim. Param yoktu. 12 Eylül askeri darbesinin hemen etrafının ertesinde. Daha önce Ecevit'in danışmanıydım fakat darbe olunca milletvekili olma hayallerim falan da gitti ki darbeyi yani bir konuda iki konuda müteşekkirim. Biri hayatım kurtuldu, biri de
benim siyaset yolumu kapattığı için hayatımda bana daha uygun bir yolu açtı. Tabii askeri darbelerin öbür tarafını saymıyorum. Oraları felaket yani hepimiz açısından. Sonra da bir gün geldi bana. Ben danışmanlık yapıyordum ama kimse bana danışmıyordu yani Hürriyet Gazetesi'nde. Hiç kimse danışmıyordu bana. Hatta herkes nereden çıktı bu adam falan diye. Sonra bir gün karar verdim. Ben dedim üniversiteye döneyim tekrar. Çünkü burada yapacak bir işim yok benim. Kimse bana danışmıyor yani. Ayrıca başarılı bir gazete zaten ne danışacaklar bana yani. Satıyor, Türkiye'nin bir numarası, ilan alıyor falan. Sonra bir akşam üzeri oturuyordum. Erol Simavi İsviçre'den gelmiş. Telefon etti bana gazeteye. Özkök diyordu bana. Özkök işin bitti mi diye. Benim işim falan yoktu aslında yani ama. Efendim dedim gazetenin dönmesini bekliyorum. Sırf aldığım parayı hak ettiğimi göstermek için. Peki dedi işim bitince gel buraya dedi bana. The Marmara Oteli'ne. The Marmara Oteli'ne gittim. Böyle bir yerde önüne beyaz leblebi koymuş. Rakı falan bir şeyler içiyor. Ben daha yerime otururken, şekerim seni gazetenin genel yayın yönetmeni tayin ettim dedi. Pardon, yayın koordinatörü tayin ettim dedi. Genel yayın yönetmeni de üzerinde bir koltuk yani. Ben böyle oturamadan kaldım. Dedim, ben gazete nasıl yapılır bilmem ki dedim. Ben teorik bir iletişim hocasıyım ama hayatımda ne gazetede çalıştım, ne bir gazetede yazı yazdım. Ne böyle bir şey var? Dedim, gazete yapmayı bilmiyorum ben dedim. Bana aynen şunu söyledi. Şekerim, atla deve değildir, 3 günde öğrenirsin dedi. Gerçekten de öyle bir şeymiş yani, öğrendim. Ve 20 yıl kaldım ondan sonra. Böyle oldu işte yani. Peki, tepeden kadar geldim, oturdum. Peki, bu kadar bana 6 ay ömür biçtiler, Babali'de o zamanlar. Şöyle bir şey oldu. Gazetede adımın çıktığı gün genel yayın yönetmeni olarak böyle otele gideceğim. Otelde kalıyordum o sırada. İstanbul'da, Ankara'dan otele gelmiştim. Akşam üzeri bekliyorum. Bana bir tane araba verdiler. Beni otele götürecek araba. Baktım orada da tanıdığım bir çocuk duruyor. Dedim Taksim tarafına gidiyorsan seni bırakayım dedim ben. Aa çok sevinirim efendim dedi. Arabaya bindik. Bir süre sonra bana dedi ki efendim dedi çok üzüldüm dedi. Neye üzüldün dedim. Ya siz gidiyormuşsunuz yerinize Güner Cıvıoğlu geliyormuş dedi. Daha birinci gün. Evet, işte böyle başladım. Ondan sonra 20 yıl kaldım. Yani biraz Allah'ın yardımıyla, biraz kendi becerimle, biraz konjonktür, biraz şu, biraz bu. Peki. Sadece kendimden kaynaklanan bir şey değil yani. Ama yine de 20 yıl epeyce uzun bir süresi sayılır böyle bir makamda bulunmak değil için. Bunun sırrı ne diye sorsam, bir özet bir soru sorsam nasıl cevap verirsiniz? Vallahi. Şimdi söylüyorum, burada da söyleyeceğim, yine kızacaklar. Emin Çöleşen çok kızıyor özellikle. Biraz dansözlük diyorum. Şimdi dansözlük kelimesi kötü geliyor ama ben dansı çok sevdiğim için benim gözümde dans dünyanın en önemli sanatlarından biri. Bizde dansözlük deyince aklına insanların hemen şey geliyor, göbek dansözleri geliyor ki onlar da çok çok iyi, onları da çok severim. İyi yapılmış bir göbek dansı da harika bir şeydir. Şimdi şöyle bir şey, yani benim geldiğim dönem Turgut Özal'la başlayan Türkiye'deki bir Türkiye'nin paradigma değiştirdiği, ayak değiştirdiği dönemdi. Ben bunu gördüm. Yani bunu gördüm. Çok basit bir şey anlatayım size mesela. Bunu görmek ne anlama gelir? Bir ara Ankara temsilciliği yaptım. Ankara'ya gittim. Hürriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi. Bu bahsettiğim şeyler 1986 yılı. Şimdi o yıllarda Cumhuriyet Gazetesi bizim entelektüel takımın gözünde bir olimpos. Yani bana deseler ki Hürriyet'in Ankara temsilciliğini bırak, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine git, bir dakika düşünmem giderim. Öyle bir yer. Bir de kadınların gözünde daha muteber bir yer. Hürriyet'tekileri, pek böyle Hürriyet'tekilere itibar yoktu o sırada. Fakat ve bütün haberler de Cumhuriyet'e gidiyor. Yani iktidarın haberleri de oraya gidiyor, muhalefetin haberleri de oraya gidiyor. Çünkü onu ciddiye alıyorlar. Hürriyet'i de bir bulvar gazetesi falan böyle bu polisiye haberler veriyordur diye şey yapıyorlardı. Şimdi
Uğraşıyorum uğraşıyorum, hiçbir ne müsteşar ne siyasetçi bizim oraya gelmiyor. Ne yapacağım ben dedim ya. Sonra düşündüm kendi kendime, dedim gazetenin ikinci katına bir bar kurayım. Ve gazeteden de her gün iki şişe viski harcama yetkisi çıkardım. Viskileri koydum bara, bir tane böyle küçük bir bar. Bir tane de gittim güzel bir müzik seti aldım. Çok güzel amplifikatörlü, basları, bilmem nesi falan. O sırada CD'ler yeni çıkmıştı. Ankara'nın ilk CD çalan sistemlerinden birini koydum. Çünkü şöyle bir şey düşündüm. Özal'la birlikte bürokrasi de değişiyordu. Özal'ın bürokrasisinin çoğu Amerika'dan gelen insanlardı. Dışarıdan gelen, çalışan, genç, Boğaziçi'nden mezun insanlardı. Öbürleri eski burjuvazi, Mülkiye kökenli, efendim hukuk fakültesi kökenli falan. Ya dedim ben bu Özal'ın adamlarına yazılayım. Ve gerçekten de çok tuttu bu. Yani o müzik, caz, bilmem ne, şu, bu falan bir anda Hürriyet, Ankara'da haberlerin merkezi Hürriyet oldu. Ve biz polis haberciliği ve magazin haberciliğinden bir anda siyasi habercilikte de devir atlattık. Ve bu Özal'ın da dikkatini çekti. Ondan sonra Özal'la ilişkim çok iyi oldu. Adım Özköşk'e çıktı iyi ilişkilerimden dolayı. Ben hiç pişman olmadım çünkü en güzel haberleri alıyordum orada. Ve bu bana Hürriyet'in genel yayın yönetmenliği yolunda. Daha önce yayın koordinatörüydüm. Kendi isteğimle aşağı inerek Ankara temsilcisi oldum. Aşağıdan tekrar başladım. Yani tepeden gelmiştim, aşağı inip aşağıdan tekrar. Ve iyi bir karar almışım. Şimdi hayatım boyunca hep kararları aklımdan daha çok kalbimin söylediği şeylerle aldım. Yani çünkü rasyo insanı engelleyen bir şey. Akıl insanı engelleyen bir şey. Çünkü akılcı davranın diyorsun. Halbuki şunu öğrendim ki hayatta bazı fırsatlar çıktığı zaman akılcı davranmak insanı başarılı bir riski almaktan engelliyor. O yüzden kalbim bana ihanet etmedi. İhanet etmedi ve hayatta hiçbir şey diye dair etmedi. Karımla da öyle. Çok genç yaşta aşık oldum ve şey yaptım. Kalbimi dinledim. Dünyanın en akıllı işini yapmışım. Şimdi de o emosyonel, duygusal kararlarımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle başladım yani. Peki az evvel yönetici hayatında biraz da böyle dansöz olmak lazım gibi bir cümleyi çektim cımbızla. Şimdi bizim kültürel hayatımızda belki biraz sol kültürün tahakkümünden de olsa gerek, fikir değiştirenler dönektir. Hadiseler karşısında tavırlarını değiştirenlere omurgasız derler ki bu omurgasız lafından da siz epeyce bir eleştirel olarak nasibini aldınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ki şu lafı da hatırlatayım çok affedersiniz o lafınızı hiç unutmuyorum. O omurgasız eleştirilerinin birinde lütfen onu da anlatırsanız memnun olurum. Şimdi hayatta Allah'ın bana verdiği ve sonradan öğrendiğim en büyük güçlerden biri hakkımda söylenenlere karşı bir direnç, bir bağışıklık geliştirmek. Bu çok zor bir şey. Hele hele sosyal medya döneminde, şimdi arkadaşlarım var benim bakıyorum. Mesela bizim Sedat Ergin Hürriyet'te. 3 tane tweet atıldığı zaman hakkında hayatı kararıyor, günü gidiyor, şeyi performansı düşüyor, günlerce kendine gelemiyor falan. Halbuki benim hakkımda günde binlerce tweet atılıyor. Hala da atılmaya devam ediyor. Ben bunları takmamayı öğrendim. Niye biliyor musunuz? Bakın. Şöyle bir, kendi kendime şöyle bir duygu gelişti. Çünkü bu Hürriyet'in başında veya herhangi büyük bir kurumun başında oturduğunuz zaman maalesef sevilen bir insan olmuyorsunuz. Dünyada sevilen bir medya patronu yok. Aslında bu biraz başarılı olan insanların şimdi, kaderi bu galiba. Ya, medya yalnız, ayrı bir konu ama. Yalnız başarı değil, bu güçle de ilgili bir şey. Yani elinde güç var dedikleri insanları, insanlar normal olarak sevmiyor. Gençken ben de sevmiyordum. Abdi Bekçi benim gözümde dünyanın en yalaka, en bilmem ne adamıydı. Sonra gazeteci olunca anladım adamı. Arkasından çok dua ettim yani, tamam mı? Çünkü o gençliğin verdiği şöyle, Süleyman Demirel. Ya Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin merkezini taşlayanlardan biriydim Ankara'da öğrenci olarak.
Orayı taşlardık. Yani haftalık cuma günü sporumuz. Önce gider Adalet Parti merkezini taşlardık. Oradan çıkardık. Amerikan Büyükelçiliği'nin kültür merkezi vardı. Orayı taşlardık. Ondan sonra da gider evlerde içerdik. Bizim eylem sporumuz buydu o zamanlar. Süleyman Demirel her seçim kazandığında halka küfrediyordum. Bu adama yine oy veriliyor, bilmem ne yapılıyor, şu yapılıyor biliyor. Kalkıp geceleri gideceğim, bu ülkeyi terk edeceğim falan diye. Fakat sonradan anladım ki Süleyman Demirel bu ülkeye gelmiş en demokrat, en toleranslı ve en düzgün siyasetçilerden biri. Hele hele şimdiyi görünce. Şimdiyi görünce şey yapıyorum. Şimdi gelelim şeye. Bana yalaka dediler, liboş dediler, özköşk dediler, hain dediler. Gay bile, gay bile dediler. Yani ülkenin İçişleri Bakanı meydanda benim için nonoş dedi. Yani LGBT hakları ile ilgili yazı yazdım diye ben gay oldum. Şimdi gay olsam onu da dünyada en rahat söyleyecek insanım. Tamam. Şimdi dolayısıyla bir tür şerbetlendim ve derim de biraz kalınlaştı. Ama bir laf var, o lafa takılıyorum hep, omurgasız lafına. Omurgasızlık ya da omurgalı olmak iyi bir şey mi, omurgasız olmak kötü bir ya şey mi? Ya şimdi bizim tür canlılarda, canlılar biliyorsun, omurgalılar, omurgasızlar, memeliler bilmem ne ayrılıyor. Ama omurga niye yaratılmış? Sadece dik durmak için mi? Sadece dik durmak için mi yani omurga? Hayvanlar dik durmuyor, dört ayağının üzerinde gidiyor hayvanlar. Omurga dik durmaktan daha çok insanın hareketini sağlayan bir mekanizmadır. Ve dünyanın olmasa en komplike mekanizmalarından biridir. Şimdi sana gelip birisi yumruk atarsa ne yaparsın? Sen ben omurgasızım, omurgalıyım diye böyle durmazsın. Eğilirsin, atarsın, yaparsın. Ve bunu omurgamız yani, sayesinde yapıyoruz. Şimdi omurga sadece bir insana omurgasız dersen o zaman yani işte kafadan bacaklılar var. Onların da beyni var. Onları da bile öğreniyoruz artık ki. Ahtapot duygusal bir hayvanmış. Mehmet Yılmaz yüzünden ahtapot yiyemez hale geldim. Çok duygusal bir hayvan diye bir de film gördük Oscar kazanan. Evet, belgesel. Gitti hayatımızın yazın güzel içkiyle beraber yediğimiz yiyeceklerinden biri. Yani şimdi bu laflar çok övünülerek söylenen laflar. Mesela dönek lafı. Ya dönme olmasa bu dünyada ilerleme nasıl sağlanabilir ki? Fizik kanunları değişiyor ya. Şimdi adamın biri çıktı bundan ta 60, 70, 80 yıl önce kara delikten bahsetti. Kara delikten bahsetmek fizikte onun tersi bir kanunu o zamana kadar geçerli reddetmek anlamına geliyor. Einstein'dan bahsediyorsunuz. Evet. Ve ne oldu şimdi? Kara deliklerin fotoğrafı çekiliyor artık. Yani dolayısıyla İnsan fikirlerinde sabit kalırsa, fikri sabit olursa bu. Ama şunu da var. Mesela solculuktan, eskiden solcuydun, sonra liberal oldun, sağcı oldun. Bu da normal. Zaten insanlar hiç değişmeyecekse niye seçim yapıyoruz ki biz? Seçimlerde bir kere seçim yapalım, insanlar hiç değişmeyeceğine göre hep aynı sonuçlar çıkacak diye gidelim. Halbuki değişiyor insanlar. Yani unutmayın, 2001 yılında Ecevit'in oyu ondan önceki seçimde %21-22 idi, %1'e indi. Nereye gitti bu oylar? Kime gitti? CHP'ye gitti bir kısmı ama daha büyük kısmı AKP'ye gitti. Yani şimdi sen bu insanlara dönek diyebilir misin? Fikri değişmiş, daha iyi görmüş. Daha iyi gördüğün zaman o fikre doğru gidersin. Ama tabii siyasette kutuplaşma olduğu zaman o kutuplaşma içerisinde en kolay şey rakibine bir isim takıp o ismi ateş etmek. O çok basit bir şey. Her gün aynı şeyi yazarsın. Şimdi ben televizyondaki bu konuşan kafa dediğim kafaların tartışmalarına bakıyorum mesela. Yani işte formülü belli. Dolayısıyla dönek, bu laflardan korkmayın. Hayatta en çok hoşuma giden şeylerden birini bir gün gece yarısı televizyonda öğrendim. Bir Fransız düşünür, kim şimdi unuttum. Diyor ki, anlatacak bir derdiniz varsa, eğer bunu bir kişiye anlatıyorsanız, anlatmaya başlamışsınız demektir diyor. İki kişiye anlatıyorsanız, iyi bir kalabalık toplamışsınızdır demektir diyor.
Eğer üç kişiyi anlatıyorsanız izdiham var demektir diyor. Şimdi dünyadaki bütün yenilikçi fikirler işte yavaş yavaş bu bir kişiden iki kişiye, iki kişiden üç kişiye geçerek gidiyor. Evet. Yani bir zamanlar hepimize çok ters gelen fikirler aradan bir zaman geçiyor. Bakıyorsun, bakın Türkiye'de bundan 25 yıl önce hepimizin kafasındaki değişmez bir kanun ve sanki kutsal bir siyasetmiş gibi şu kelime vardı. Karma ekonomi. Pardon. Karma ekonomi. Karma ekonomi. Şimdi karma ekonomi diye bir kavram hiç duyuyor muyuz biz günlük tartışmalarda? Ya liberal var ya da müdahaleci ekonomiler var. Karma ekonomi diye bir şey artık yok. Şimdi karma ekonomi kötü bir şey miydi? İyi bir şeydi. Gene o gündeme geliyor başka isimlerle ama değişiyor hayat. Hayat değişince hepimiz değişiyoruz. Ya biz değişiyoruz ya. Eski resimlerime bakıyorum ben. Eski insan değilim yani. Tamam. Dolayısıyla niye insanlar boşanıyor? Birbirleri hakkında fikirleri değişiyor. Dolayısıyla değişimden korkmamak lazım. Liboş, dönek falan gibi. Gerçi liboş, döneklik sadece siyaset ve gazetecilikte geçerli bir şey. Yani hayatın öbür tarafındaki insanlar o bakımdan şanslı. Orada kimse kimseye dönek falan demiyor. Peki bir defasında sizinle sohbet ederken, hatta buna çok şaşırmıştım. Genel yayın yönetmenliği döneminizi kastederek, İstanbul'da bayi bayi, hangi bayide ne kadar Hürriyet gazetesi sattığını bana sor, şimdi bile söylerim demiştiniz. Hakikaten öyle miydi bu o zamanlar? Şimdi söyleyemem artık çünkü bilgiler... O zamanı kastederek söyledim. Evet, çünkü inanılmaz bir rekabet dönemi yaşadık biz. İnanılmaz bir rekabet dönemi yaşadık. Sabah'la Hürriyet arasındaki rekabet dünyada çok az iki gazete arasında vardır. Bu 1960'larda bir tek New York Times ile Washington Post arasında yaşandı ama... O bile bizdeki kadar büyük değil. Çünkü bizim rekabetimizde yıl sonunda kim birinci bitirirse bir yıl sonraki, sen reklamcısın. O reklamcısın. Zamanlar reklamcılığında kral dönemleriydi yani. Bir yıl sonra reklam planlaması yapılırken reklam dengeleri alt üst oluyordu. Şimdi benim yönettiğim gazete halka açık bir gazeteydi Hürriyet. Şimdi hala halka açık mı bilmiyorum. Ve halka açık bölümünün %40'ı yabancıların elindeydi. Yani ben New York'a gittim, Roadshow'a. Roadshow'da karşıma Ohio Emekli Öğretmenler Fonu'nun temsilcisi geldi. Hürriyet kağıdı vardı elinde ve gayet de memnundu. Gazetenin değeri 1998'de, 2000'lerin başında 1.8 milyar dolara kadar çıktı. Sadece Hürriyet'in. Medya grubu değil, sadece Hürriyet. Sadece hastası. Hürriyet'in. 1.8 milyar dolar borsa değeri oldu. Market share'ıydı. Şimdi düşünün, Aydın Doğan bütün medya grubunu, Kanal D, Milliyet, Radikal, CNN falan hepsini, haber ajansları 980 milyon dolara sattı 2018 yılında. Yani 1.8 milyar dolar sadece kendi bir tek gazetesinin değeriydi bu. Şimdi böyle olunca rakiple beraber takip edeceksin. Ben 20 yıl boyunca Sabah Gazetesi'nin taşra baskısının manşetini görmeden uyumadım. O manşeti bulmak için köprüde polislere... Anladım. Polislerle arkadaş olurduk. Almanya matbaasından, İzmir matbaasından, Adana matbaasından, bilmem nereden, oradan buradan... Manşetleri bu. Ama bir şey söyleyeyim, Zafer Mutlu da aynı şekilde yaşıyordu. O yüzden de tirajlar bizim için çok önemliydi. Aslında ama biraz merak yani ettiğim şey şu. Hangi nerede satılıyor? Biraz merak ettiğim şey şu. Bir genel yayın yönetmeninin bu kadar bayi bayi rakamları takip etmesi normal bir şey mi sizce? Türkiye'de normal. Çünkü bunu takip etmezsen başına bir CEO veriyorlar. Genel yayın yönetmeni. Ve medyanın kanunudur. Medyada iki güç vardır. Aslında bir güç vardır, genel yayın yönetmeni. Herkesin gözü oradadır. Habere hakim olmazsan, gazeteye hakim olmazsan kendini önemli hissetmezsin. O yüzden gelen CEO'lar da hemen senin yerine gözünü dikerler ve senin yerine adam bulmaya çalışırlar bilmem ne. Bir tip tükenmek bilmeyen bir kavga vardır. O yüzden yani ben bu kavgayı önlemek için Aydın Bey de kabul etti. Hem CEO hem genel yayın yönetmeni oldum. Türkiye'nin de galiba ilk TÜSİAD üyesi genel yayın yönetmeniydim.
Onu da çok eleştiriyi göze alarak yaptım. Ama doğru yapmayalım. Gazeteci kimliğinizden dolayı mı? Efendim? Gazeteci kimliğinizden dolayı. Tabii tabii her gün vuruyorlardı bana TÜSİAD'ın adamı diye. Peki. Bu yöneticilik kariyerinizdeki peki kahramanlarınız kimler? Ya da sizi çok etkileyen hadiseler neler oldu? Şimdi benim bir kahramanım var. Washington Post'un efsane genel yayın yönetimi. Ki benim değil zaten bütün benim gibi gazetecilerin odur. Ben Bradley. Ben Bradley, evet. Hatta Ben Bradley ayrıldıktan sonra Ben Bradley meşhur Washington Post'un Watergate skandalını, Pentagon kağıtlarını falan çıkaran gazeteci. O da galiba yanlış hatırlamıyorsam 24 ya da 25 senesi var. 24 yıl kaldı. 24 yıl kaldı. Hatta şöyle, o kadar önemli bir adamdı ki genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan 20 yıl sonra öldü. Çok da güzel bir belgeseli çekilmişti. Öldüğünde dünyanın bütün önemli gazetelerinin birinci sayfasını haberdi. Buna karşılık gazetenin kurucu ailesinin sahibi Catherine Graham öldüğünde ve onun tabutunun başında da tabutuna dokunarak konuşmayı o yaptı. Patronunun tabutunun başında. Şimdi odur ama benim dersen benim gözümde efsane kim dersen Güner Icivoğlu. Niye dersen? Çünkü Güner Icivoğlu çay ve bisküvi gazeteciliğinden bizi gazeteciler de iyi yaşar, iyi yaşamalı düşünme moduna geçiren insan. Hayat tarzıyla, olaylara bakışıyla, yazılara renk getirmesiyle hala da çok iyi dostumdur. Yani benim yazımla ilgili bana güzel bir övgü gönderdiği zaman Güner Bey, hala çok mutlu oluyorum. Çünkü bizim mesleğimizde Mehmet Yılmaz'ın bir lafı var. Bizim diyor, bizim gerçek sendika başkanımız Güner Icivoğlu'dur diyor. Çünkü hakikaten şöyle bir şey diyeyim. Türk medyasında, yazılı basında gerçek anlamda para kazanan ilk ve son nesil biziz. Bizden öncekiler kazanamadılar. Onlar o yüzden hep o simit ve çay ideolojisiyle hayatları geçti. Bize de çok kızdılar. Bir de onu kutsayarak geçti yani. Evet, onu kutsadılar. Ya anlıyorum ben, o duyguyu da anlıyorum. Bir şey demiyorum ama yani dünyada iyi yaşayan birçok gazeteci var. Dolayısıyla ben böyle şanslı bir kuşaktaydım. O şansı da iyi kullandığımı düşünüyorum yani. Peki, konuşmanın başında... Güler Bey'in biliyorsun en büyük hikayesi de şeydir. İstakoz yarıştırma. Tabii ki. Efsane ama doğru onu, değilmiş o. Doğru değilmiş. İsterseniz anlatın. Lütfen. Güner Bey efsanesi. Uğur Mumcu onu bir tane piyes yaptı. Orada da yazdılar bunu. Güya Güner Bey ve arkadaşları çok büyük seçiyorlar o dönemde. İstakoz yarıştırırlarmış. Sonra herkes kazananı yiyorlar diye düşünürlerdi. Güner Bey dedi yanlış dedi. Kaybedeni yerdik dedi. Niye dedim? Çünkü o daha yağlı oluyor ve arkadan geldiği için o daha güzel oluyor diyor. Fakat palavra diyor. Yani bunu uydurdular, böyle bir şey yok diyor Güner Bey. Yani ben de burada gülerek anlatıyorum. Ama Güner Bey iyi yaşamayı seven bir insandır. Hala da öyledir. Instagram hesabını takip edersen zaten bir tane Vespa motosikletiyle böyle 80 yaşında hala Bodrum'da geziyor. Geziyor. Konuşmanın başında büyük şöhretli genel yayın yönetmenleri kuşağının da belki son temsilcisisiniz demiştim. Belki bunu sadece genel yayın yönetmenleriyle de sınırlamamak lazım. Şöhretli CEO'lar, şöhretli CMO'lar, şöhretli patronlar dönemi de galiba yavaş yavaş sona eriyor. Yani mesela Apple Steve Jobs, Microsoft Bill Gates'i biliyorduk. Şimdi Apple'ın başında kim var ya da Microsoft'un başında kim var bilmiyoruz. Nasıl biliyorsun Apple'ın başında kim var? Hayır, geniş kalabalıklar bilmiyor. Steve Jobs'tan daha başarılı bir adam var. Geniş kalabalıklar bilmiyor, öyle şöhretli adamlar değil. Şöyle bir şey, bir yönetim anlayışı yaygınlaşıyor yanlış gözlemlemiyorsam. Bir kahramanın, bir egonun yönetimi değil de birlikte yönetelim. Daha yönetim kurullarını beraber yönetelim gibi bir anlayış geliyor ama ben de hep şöyle diyorum böyle bir şey duyduğum zaman. Ben hayatımda hiç heykeli dikilen yönetim kurulu görmedim. Yani insanların heykeli dikilir. Dolayısıyla siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şuna katılmıyorum. Bir kere ego olmadan,
iddialı, itirazlı bir şirket yönetmek mümkün değil. Kesinlikle aynı fikirdeyim sizinle. Ha, egoyu bazı köşe yazarlarındaki gibi kulaktan fışkırmış, devasa balonlar olarak görürsen bir daha içeri asla girmeyecek. O egodan bahsetmiyorum. Ama ego bir insanın ihtiraslı bir işi yapması, bir başarı elde etmesi için gerekli bir şeydir. Şimdi büyük CEO'lar yok değil, var. Ama ekonomiye damgasını vuran şirketlerde artık her birinin başında kurucu patronları var. Facebook'un başındaki kurucu patronu Mark Zuckerberg. Google'ın başında bir profesyonel var fakat iki patron hala duruyordu kurucular. Apple attılar bir ara Apple'dan biliyorsun şeyi Steve Jobs'u. Fakat Steve Jobs'tan sonra gelen adama herkes acıyarak baktı. Tim Cook'a. Fakat Apple Tim Cook döneminde tarihinin en büyük büyümelerini yaptı. Ama ne üzerine yaptı? Steve Jobs'un vizyonunun üzerine kurulan bir teknolojiyle yaptı. Şimdi ekonominin en büyük 5 şirketine baktığı zaman hepsinin başında kurucu patronlar var. Ama onlar CEO aynı zamanda büyük bir kısımda. Dolayısıyla öyle ego öldü diye bir şey yok. Ego öldü diye bir şey yok. Ego devam ediyor. Ama mesela bir zamanların en büyük patronu General Motors'un başındaki neydi unuttum şimdi adını. Jack Welch. Evet. Jack Welch. Jack Welch'ti. Kitapları çıkardı bilmem ne. Herkes onu rol modeli kabul eder bilmem ne yapardı falan. Ve bir de şu var artık. Artık şöhretin kaynağı çok değişti. Şöhretin kaynağı değişti artık yani. Bugün sosyal medyanın şöhret yaptığı insanların cazibesi öbür işlerin hepsini gölgede bıraktı. Dolayısıyla onlar var ama biz görmüyoruz artık yani. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz? Kime? Gerçek büyük egolara, iş yapanlara karşı. Yok, niye haksızlık olsun? O da hak edilmiş bir şey. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Solculuk yapma diyorsun. Dünyada hiçbir şey tesadüfen veya böylesine olmuyor. Tesadüfen olabilir ama tesadüfen orada kalmak mümkün değil. Şimdi herkese tavsiye ederim. Kardashian'larla ilgili Disney Plus'a koydular. Şimdi Kardashian'larla ilgili benim bundan bir süre önce Türkiye'deki ünlü televizyon sunucularından biri Ece Üner galiba yanılmıyorsam bir polemiğimiz oldu. Bu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş başladıktan sonra Kardashian Ermeni, kökeni Ermeni bir tweet atmış. Ece Üner de buna cevap veriyor ama öylesine kötü bir cevap ki sen sadece poposu olan, poposundan başka bir şey olmayan bir insansın. Sen bu işlere karışma diye. Yani Ece Üner'in egosu karşısın. Şimdi Kardashian'lar aile olarak bize çok komik geliyor bazen. Çok. Hatta biz de aynı şeyleri düşünebiliyoruz poposu falan diye. Ama kariyerlerini ben bunun kadar iyi yöneten bir şirket hayatımda çok az gördüm. Özellikle Disney Plus'taki son iki sezonunu seyrederseniz artık inanılmaz para şey yapan bir şirket haline geldi. Ve şu anda o küçümsediğiniz Kim Kardashian var ya, haftada 3 gün hukuk fakültesine gidiyor. Biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevlerindeki tutukluların hayat şartlarının düzeltilmesi için kampanya yaptı. Amerikan başkanıyla görüştü, kanunu değiştirtti. Şimdi fakülteden de mezun olacak ve hukukçu olacak. Ama daha önemlisi şu anda dünyanın en ciddi dergilerinin kapağına gidiyor. Ve bunu yaparken kendileriyle dalga geçiyorlar. Mesela son bölümlerin bir tanesinde kız kardeşlerden biri bir şey kurmuş kendine. Bir fashion, moda markası kurmuş. Onun gelecek sezonki şeylerini, neler olacak falan onu konuşuyorlar. Diyorlar ki, dar, bu tight tipi pantolonlar bitiyor.
geniş pantolonlara geçiliyor artık diyorlar. Blue jean'de de böyle olacak falan diyorlar. Kızıyor. Nasıl olur böyle bir şey ya diyor. Biz hayatımızı popomuzla kazanıyoruz diyor. Ben taytımdan vazgeçmem diyor. Şimdi seyrederken gülüyorsunuz ama kızmıyorsunuz. Çünkü o kadar her şeyi bir eğlence haline getirmişler ki. Ve oturup seyrediyorsun bunu. Şimdi o yüzden sosyal medyada kazanılan şöhretleri küçümsememek lazım. Sosyal medya başka bir şey. Benim karımın bir Instagram hesabı var. 34 bin takipçisi var. Fazla sizin değil. Sizin kaç var? Efendim? Sizin kaç var abi? Benim az. Benim de az. Benim de 80-90 bin. Ben çünkü kullanmıyorum fazla Instagram'ı. Sosyal medyayı kullanmıyorum daha doğrusu. Çünkü Twitter'a girdim birden çok yükseldi. Fakat ben orayı dalga geçilecek bir yer zannediyorum. Herkes çok ciddiye aldı. Yani ben de baktım. Biz biraz gergin bir toplumuz zaten. Yani ha, bana göre değil burası diye. Ya neyle başladı biliyor musun? Karım. İyi sabahlar, iyi akşamlar. İyi sabahlar, sabahları kahve koyuyor, bilmem ne koyuyor. Gece de yatarken insanlara güzel, çok güzel bir fotoğraf seçme kabiliyeti var, onları koyuyor. Sonra yavaş yavaş siyasi kimlik bürünmeye başladı. Sonra benim başıma bela olacak şeyler yapmaya başladı. Tabii bizim evde karışmak mümkün değil Tansu'ya. Ondan sonra da seçimlerden önce CHP üyesi, babasından dolayı CHP üyesi, her seçimden önce CHP kartını da gösterip açık açık oy vereceği şeyleri de açıklıyor. Bir şey söyleyeceğim, İzmir'de çıkıyoruz dolaşmaya. Şu anda benden daha şöhretli ve İzmirliler tabii bana kızıyorlar işte bu döneklik möneklik falan meselelerinden dolayı. Geliyorlar karşıma resmen. Sende iş yok ama bu kadın iyi kadın diye. Instagram'ın yani getirdiği şöhretin şeyini o kadar güzel yaşıyor ki. Dolayısıyla şey yapma yani, hak edilmiş şeyler bunlar. Anladım. Peki, gelelim en son ve en çok merak edildiğini düşündüğüm soruya. Şu genel yayın yönetmenlik kariyeriniz nasıl sonlandı? Aydın Bey'le nasıl bir konuşma oldu? O odada ne konuşuldu? Sonra da Demirören'de sürecin tamamlanması hikayesi. Aslında ikisi de çok kısa oldu. Aydın Doğan bir cumartesi sabahı çağırdı beni eve. Arnavutköy'deki evine. Öğle yemeğine. Önüme bir balık koydu. Rejim balığı. Ertuğrul seni görevden alıyorum. Yerine Enis Berberoğlu'nu getiriyorum dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Kalktım gittim bu kadar. Başka hiçbir şey konuşmadık. Peki. Neler hissettiniz? Gazeteden işten çıkarılmam. O biraz daha dramatik beklerdim ama o da dramatik olmadı. Ama şöyle bir çelişki oldu. Sağ olsun bu dayanamadılar onlar yani şeyde Demirören ailesi. Zaten beklediğim bir şeydi benim. Dolayısıyla hiç bana hiçbir terbiyesizlikleri falan böyle saygısızlıkları falan da olmadı. Olmadı. Beni çağırdı Meltem Hanım. İşte Ertuğrul Bey dedi, siz de artık çalışamayacağız dedi. Peki teşekkür ederim dedim. Fakat o kadar böyle ezildi büzüldü ki ben onu teskin etmek zorunda kaldım. Ya dedim olur böyle şeyler yapmayın. Ben kaç kişiyi işten çıkardım dedim. Yani bunlar dedim iş hayatının şeyleridir. Böyle oldu. Peki. Benim soracaklarım bu kadardı. Zannedim ama şeyi sormuyorsun. İşten atılmak nasıl bir şey? Bak onu da anlatayım. Bence şimdi... Benim doktorum var, Profesör Melih Us, onunla bir kitap yazıyoruz. Kitabın şeyi de şu. Şimdi genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra hayatımda bir anda birçok şey değişti. Bir günde değişti. Bir kere gelen telefon sayısı %75 azaldı. Telefonuma çıkan bir takım insanlar telefonuma çıkmamaya başladılar. Evet, bunlar normal. Yani... Fakat şunu fark ettim, ilk gün bindim arabaya, giderken o gün dünyada ve Türkiye'de ne olmuş bilmiyordum. Birden fark ettim ki 20 yıl boyunca bana her gün birileri haber merkezinden oradan buradan Türkiye'de ne oluyor anlatmış. Ama asıl önemlisi ne oldu biliyor musun? Asıl önemlisi uçak bileti, ondan sonra tren bileti almayı öğrenmek oldu. Paris'e gittim. Paris'ten maaşın altındaki trenle, Euro trenle Londra'ya gidecektim. Fakat bir yandan da
Artık genel yayın yönetmeni değildim. Parama dikkat edeyim harcamalarına falan diye. Dedim gidip şöyle ucuz bilet nasıl alınır bunu öğreneyim dedim. Önce bir bilgisayardan denedim. Tabii 12 yıl önce oluyor. O zamanlar çok gelişmemişti, beceremedim. Gare de Lyon'a gittim, Lyon garına. Orada bir kız, oturdum boşta, şeyde kimse yok. İşte konuşuyorum kızla. Bana diyor ki, bugün diyor ikinci sınıfla saat 2 şeyle giderseniz treniyle, dönüşte eğer saat 10 treniyle gelirseniz dönüşte size birinci sınıf verebiliriz. Ve fiyatı da şu, daha ucuz bir fiyat olur falan diye. Yarım saat konuştuk ve kendime çok güzel bir bilet buldum. Ondan sonra kız peki dedi, pasaportunuzu dedi. Pasaportu uzandım, baktı pasaporta. Aa dedi, siz 60 yaşın üstündesiniz. Zaten sizin %50 indiriminiz var dedi bana. Yok istemiyorum dedim ben. O zamanlar daha henüz 60 yaşı kabul edecek bir psikolojide değildim. Böyle. İşten ayrıldıktan sonra ise şöyle bir şey oldu. 15 gün işten ayrıldım. İşten ayrılmadan 10 gün önce hayatımda başka bir şey oldu. Diyarbakır'a gittim Ahmet Güneştekin'in. Halay çekti. Halay. Orada zorla beni halaya kaldırdı. Halay çektim. Türkiye'de olay oldu halay. Hem PKK'cılar kızdı, hem milliyetçiler kızdı, hem orası kızdı, hem burası kızdı. Yani bir anda Türkiye'de olayın merkezi oldum. Ama dahası, daha önemlisi Diyarbakır'dan geldiğimde Covid olmuştum. Ve Covid olunca geçti ama çok çok hafif atlattım yani. Aşılarım falan vardı. Neyse 15-20 gün sonra benim doktorum Melih aradı beni. Dedi ki, abi dedi sen bana bir gel de bakalım sana dedi. Melih dedim gayet iyi, tansiyonumu ölçüyorum dedim sabah akşam. Gayet iyi bunlar dedim, şey yok. Gel gel abi sen dedi, gel bir bakalım bir sana dedi. Gittim, orada da ölçtü tansiyonu. Orada da normal, sorun yok. Dedi sana bir holter bağlayalım biz. Holter bağladılar, yani 24 saat tansiyonu ölçen aleti. Ertesi gün çıkardım, götürdüm. Bir okudular ki, gece benim tansiyon inanılmaz dans ediyor. Bir 17'ye vuruyor, bir aşağı iniyor, bir küçüğü 10'a çıkıyor. Bir yani böyle bir fırtına gibi bir şey. Meğer ne oluyorsa gece uykumda oluyormuş. Ve ondan sonra Melih bana özel bir şeyle yaptı. Şimdi işte işten atılmanın, İşten atılmayı nasıl atlatırsınız konusunda bir kitap yazıyoruz Melih'le beraber. Hem Covid'i hem işten atılmayı beraber yaşayan insanlar ki çok var şu sırada. İnsanlar iş de değiştirebilirler, işlerinde başarısız olabilirler. O yüzden şimdi burada bir şey gösterecektik ama gösteremedik onu. Bir video. Arkadaşlar bir şimdi, videoyu oynatabilir miyiz? Anlatmak istediğim bir şey vardı. Beni hayatta çok etkileyen bir film vardır da. Onu dedim anlatayım bir. Çünkü bütün hayatım boyunca bana videoyu çok oynatabilir miyiz lütfen? Yol gösterdi bu. Evet. Bir dakika durun çocuklar. Bir dakika. Bir dakika durun. Durun. Şimdi insanın hayatta yönetici olarak en korktuğu şeylerden biri başarısızlıktır. Başarısızlıkta da bir yandan işin şirketinize veya kendinize getireceği zararlar vardır. Ama bundan daha kötüsü etrafınızdaki sneaky, gizli düşmanların sinsi gülüşleri. Yani hani vardır ya bir Fransız atasözü. Atasözü değil de Fransız deyişi. Diyor ki, rakibimin ve kızdığım insanın mutsuz olması yetmez, bedbaht olması gerekir diyor. Şimdi onun gibi burada da bedbaht olmanızı isteyen etrafta en azından bunun keyfini yaşayacak insanlar vardır. Şimdi bunlara karşı en büyük çare, çünkü karar alıyorsunuz her gün ve kararlarınız da yanlış olabilir. Ben hep bu filmi seyrettim Fransa'da öğrenciyken. Bu filmin adı Guguk Kuşu. Ve bu filmin bir sahnesinde bu akıl hastalarının bulunduğu bir hastanede geçiyor. Akıl hastaları hastanesinin düzen gayet iyi giderken bir gün Jack Nicholson geliyor. Delilerin delisi, isyankar bir deli ve akıl hastanesinin bütün düzeni bir anda bozuluyor. Şimdi onun bir sahnesinde ortada bir tane bir su içecek bir şey var, ağır. Büyük bir lavabo. Evet, su içmek için. Diyor ki Jack Nicholson, ben bunu diyor sarıp kaldırırım diyor.
Yok, kaldıramazsın bunu diyorlar. Diyagram var mı? İsterseniz şu sahneyi bir seyredelim, sonra size anlatacağım bunu. Evet, verin Türkler. Bir oynatabilir miyiz lütfen? Fuck Seafelt's head. I don't need Seafelt's head. I'm gonna take this fucking thing. I'm gonna put it through the window, and me and my buddy Cheswick are gonna go out through the hall, downtown, sit down in a bar, wet our whistles, and watch the ball game. And that's the bet. Now, does anybody want any of it? Huh? You're gonna lift that thing? Yeah. That's right. I'll bet a buck. Tabor, $1. I bet a dime. Mac, you can't. You can't lift that thing. Anybody else want any of it? Hard on? I'll bet $25. $25. Hard on. Mac, nobody could ever lift that thing. Get out of my way, son. You're using my oxygen, you know what I mean? Given up? No, just warming up. Warming up. Warming up. This will be the one. All right, baby. Come on, get your little one. Oh, yeah. What you doing? Tried, didn't I? God damn it. At least I did that. Evet. Evet, şimdi bu filmin bu sahnesinde bu beni çok etkiledi. Daha genç bir doktor öğrencisiydim. Bu filmi seyrettiğim zaman şu hiç olmazsa denedim lafı kafama öyle bir yazıldı ki bütün hayatım boyunca hiçbir zaman da çıkmadı. O yüzden dedim ki hiç olmazsa deneyeyim. Başarısız olsam da deneyeyim. Çünkü bütün büyük şirketlere bakın, tarihlerini inceleyin, hepsinde başarıdan daha çok başarısızlık hikayesi vardır. Ama bir tanesinde bir tutarsınız ki başarılı olur. Bu film nasıl bitiyor biliyor musunuz? Bu filmin sonunda isyan çıkıyor artık şeyde, hapishanede falan. Jack Nicholson'ı alıyorlar, lobotomi yapıyorlar, onu hareketsiz hale getiriyorlar. Ve filmin son sahnesinde orada gördüğünüz iri yalı kızılderili vardı ya, o bir gece geliyor. O su şeyini alıyor, güçlü kuvvetli, kaldırıyor. Gidiyor onunla, demir parmaklıkları var pencerede. Demir parmaklıkları fırlatıyor, parmaklıkları kırıyor ve oradan kaçıyor. Film öyle bitiyor. Yani birinci seferde başaramadığınızı başkaları ikinci seferde başarabilirler. Ama denemek, başarısızlıktan korkmadan denemek bence çok önemli bir şey ve onda konuşmamın başındaki şeye geleceğim. Bazen akıldan ziyade kalbin size söylediğini dinlemekte de yarar var. Teşekkür ediyorum Ertuğrul Bey.